İki tane mi alalım, bir tane mi? Sen bir taneyi, ben yerim çünkü. Söyleyelim mi bir tane daha? Sen vermiyorsak. Yurdumun ne güzel yemekleri var lan. Yemin ederim hiç böyle bir şey beklemiyordum. Şuna bir bakar mısın, şuna? Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Sivas'a gittik, giriş çekmeyi unutmuşuz. Şiki şiki şiki. 4 gün sonra girişini çekiyoruz. Birazdan hep beraber Sivas'a gideceğiz ve sabahın 5'inde başlıyor Sivaslı sokak yemeği. 5 demeyelim de, 7. 5'te başlıyor ama onlar için. Biz de o yüzden sabahın körü herkes evet. Uyuyor diye dedik ki açılışı öğlen yaparız dedik. Doğru. Yemeklere daldık, unuttuk. Şimdi Sivas'a gidiyoruz, hadi bakalım. Salağız biz gerçekten. Evet. Senin de aklın hiç çalışmıyor. Bana demedin ki öğlen niye çekmedik diye. 5 gün sonra sakallar uzamış. Ben burada giriş çekiyorum Sivas'a. Welcome to Sivas kahvaltı. Sivas mı? Sivas. Ciğerlerim kelle yemeye geldik. Sivaslılar ciğerler. Mi acaba İyido. Yoksa? İyido der, kardeş der. Öyle değildir belki. Niye bilmiyorum. İzmitler birbirine karşı? Sen İzmitli olduğun için biliyorsun. Tamam, uzatmayalım. Şu anda tamam. Sivas'ın en önemli kahvaltılık öğününe geldik. Hadi bakalım ne yiyeceğiz. Hadi gidelim. Şu ne? Hadi gidelim. Şu kadar mesafe. Ben akın kelle ve çorbacısını seçtim bu konuda. Şimdi yazıyorlar, abi oraya değil şuraya gidecektiniz. Ya kardeşim nereden bileyim? Sen oraya git ya. Ben buraya gittim ya. Araştırıyoruz, geliyoruz işte. Bu. Beğenmezsen beğenmedim derim. Benim beğendiğimi sen gelip beğenmeyebilirsin. Benim beğenmediğimi sen gelip tapabilirsin. Şimdi arkadaşlar, kelle sabah neden yenir diye soranlar olabilir. Sebebi şu, okuduğuma göre eskiden inşaat işçileri tercih edermiş kardeşim. Neden? Hem doyurucu hem de protein olsun diye. Sabah tüketim için. Nasıl? Suratın, mutluluğun. Beğendin mi? Yunus da sevmiyor böyle şeyleri pek, değil mi Yunus? Böyle şeyler bakışlarını görseniz şöyle bak. Biftekten ne farkı var? O da et. Ay eyvallah abi. Bayılsam şuna. Kolesterol yüklendiriyor. Hayır, bunu fizikletin sabah götürürsün işte. 18 saatte pişiyormuş bakın. Sizin için şu an tadına bakıyorum. Sizin için. Kelle yenir elle. Aferin kız. Bebeğim öyle düşündüğün gibi bir şey değil. Tamam. Gerçekten diyeceksin ki. O yediğin diliydi abi. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Bu kızın psikolojik burunları var oğlum. İsimlere göre yiyor. Tamam şunu ya, al bunu ya. Oğlum gerçekten çok güzel lan. Bence çok güzel. Sen de yiyeceksin. Dilinden. Bunun olayı ne biliyor musun? Hafif olması, yumuşacık olması ve sabahleyin tüketilmesi. Bir rayyası var. Kelle başı ne kadar? Daha bilmiyorum, zorlasın. Bir de Erzurum'daki de tadarız, farkına bulurduruz. Benim kahvaltı olarak anlayışım oydu. Keşke İstanbul'da da her yerde kelleci olsa. Yiyelim sabahları. Varsa da ilk yakınlarımızda yok. Kelle de yenmez diyenler için söyleyeyim. Bifteğini yiyorsun ya, hayvanın kellesi de burada yeniyor işte. Şimdi nereye gideceğiz acaba? Benim için önemli olan bu, çünkü ben açayım. Şimdi senin kahvaltına gideceğiz. Boş kahvaltı. Bu kanalda herkesin damağına göre çekim yapılıyor. Ben herkesin damağıyım, sen bazı insanların damağısın. Ya da tam tersi. Utku mesela şu an çıldırıyor. Üf diyor, kelleyi kırdı diyor, Fırat yiyor diyor. Birazcık şunu alayım. Bak gözüm seyiriyor, görebildiniz mi seyirmeyi? Kendim yapabiliyorum. Şimdi bunu yiyelim, seni inanılmaz bir yere götüreceğim. Bayılacaksın. Hadi. En sevdiğin şeyi yiyeceksin. Ay hadi, kapat ciğerim. Tamam, elinize ya. Sağlık, teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sağ olun. Sağlık, teşekkürler. Kelle 39 TL. Şöyle düşünün, akşama kadar tutar. Ya bu çok spesifik bir olay tabii İstanbullu için. Çok alışık olmadığı bir şey. Buralarda herkes bilir zaten bunu, yer de. Bir sürü var bu arada etrafta. Şöyle bir gez, sokağın içinde bir sürü kelleci var. Kelleci dolu, tabii. Şimdi benim sevdiğim yere gidiyormuşuz. Haydi, kesin gluten, buğday buralara şişecek. Hamur işi. En sevdiğimiz. Ben sana hamur işi demedim ki. Ne ya? Ben seni sevebileceğini düşündüğüm bir şey dedim. Nasıl ya? Çiğ yağmış resmen ha. Geldik şimdi. Tam senin istediğin bir simitçiye geldik. Simitçiye geldik evet. En sevdiğim. Sivas'ın da mı simiti meşhur? Kazan simidi diye bir şey. Hadi bakayım. Kazanıyor muyuz? Bul parayı al karayı gibi. Bugüne kadar o kadar yemek videosu çektik. Çok da şeyleri sevdim ama en heyecanlandım şu an bu. Neden? Çünkü ben bir simit fanıyım. Bir de katmer alacağız. Bu var ya. Kelleyi katmerin arasında dürecektin. Simitin arasında yiyecektik. Hadi gel. Aa. Bir tane mi alalım, bir tane mi? Sen bir taneyi, ben yerim çünkü. Sevgili ne oluyor ya izleyicileri? Şimdi Sivas'ın meşhur akarsuyundayız. Dedim ki Ceyda'ma Sivas'ın kazan simidini, Sivas'ın katmerini şöyle akarsuda nehir kenarında yedireyim, içireyim. Fakat bir eksiğimiz var. Nedir o? Çay.
değil. Bir nevi çay. Akarsu. Akmayan su bu. Fotoğraflarında akarsu vardı burada. Kurumuş burası yok. Kurumuş kalmış böyle akarsuyla burası böyle. Bence bunu kapatmışlar herhalde. Zaten bu yapaydı herhalde çünkü beton yavrum bunun altı. Beton yetmez yavrum akarsuya. Sesini koysan alttan su sesini. Simit. Akarsu varmış gibi. Çok küçük ağzıma attım dayanamadım arabada. Şimdi nasıl tepkisini vereceğiz o zaman? Simit değişik bu arada, gerçekten değişik. Bakın ince, küçük, evet. Minik. Ben tabii yoğun susam seven biriyim. Bunun bir tık daha susamaz. Ben simitçi dedim ki ben simit sevmem. Aa, aç katmere bakalım şimdi. Katmer bu arada Antep'teki katmerle alakasız. Kahvaltı katmeri. Böyle bir şey. Öyle mi yeniyor acaba lan? Bu güzel işte abi. Bunun yanına var ya domatesin, peynirin, zeytinin olsun, bu güzel bir şey işte. Beğendim bayağı. Keşke kahvaltı yapsaydık. Şöyle akarsunun kenarında. Biraz Sivas övebilir miyim izninizle? Şehrini övmeyeceğim. Şehirde normal apartman ve çarpık kentleşme, klasik her şey. Ama Sivaslıların niye Sivas'ı bu kadar sevdiğini anladım abi. Etrafındaki doğa, dağlar falan. Bir de biz doğa en iyi zamanına gelmişiz. Bu arada herkes onu söylüyor. Evet. Yemyeşil şu an burası. Dağları, böyle ovalar, yaylalar falan çok güzel. Tabii ki de kardeşim. Sen bir de oraya gel diyorsun biliyorum. Her yerin kendine ayrı güzelliği var. Buranın şeyini çok sevdik, doğasını. Böyle evet, sanki çimler abi. Özel özel biçilmiş. Böyle Windows çime. Arka plan resmi gibi bütün şey. Karpostal gibi ya. Havası çok bir değişik ama mesela güneş varsa 27 derece, gölgeye geçince -58. Nasıl oluyor evet. Ya? İnanılmaz bir hava var. Ben bunu Twitter'da yazdım. Herkes demiş ki o zaman niye İstanbul'da daha çok Sivaslılar? Kardeşim millet manzarayla karın mı doyuruyor? Ne alakası var? Demek ki iş olanağı yoktu. Zamanında birileri göç etmiştir. Bir şeydir bir şeydir. Bak manzarayla karın doyuyor. Karın doyuyor. Onu dedik zaten. Ha. Tamam be. Neyse Sivaslıları niye buraya özlediğini anladım. Bir de benim bütün tanıdığım Sivaslılar zaten 7 tane falan tanıyorum. Hepsi birbirinden kral adamlar. Sivas'tan tanımıyorum ama İstanbul'da bunlar. Niye gülüyorsun? Oha çok beğendim lan ben bunu. Bu bayağı iyi bu. Çok yağlı bir şey ama. Güzelmiş bayağı, katmeriniz çok iyi. Buradan şunu çıkartabilir miyiz Ceda? Ağzımda yanık varken konuşmaman gerektiğini çıkartabiliriz. Bir şeyin katmeri, katmerse güzeldir. İsminin içine katmer varsa güzel olsun. O zaman ben buna nasıl Ceyda Katmer Kasabalıyım. Bu tarafından ısır. Ya nereden ısıracağına da çocuğum karar veriyor. Çimdik yiyecek şimdi, haberi yok. Şurada oturalım azıcık. Hadi bakalım oturalım şurada. Nehir kenarındaymış gibi. Nehir kenarında. Gibi. Dikkat et arka arkaya düşme. O takıldım, gördün mü? Yağmurluğuma ne oluyor ya? Yağmurluğu takılmış derken bu videoda bir sponsorumuz var. Evet. Evet. 60'tan fazla kripto para birimini bünyesinde barındıran bir kripto para aracı. Nedir? Rain. Yağmur. Rainlik. O yüzden rainlik giydim üstüme. Nasıl? Benim şakama uygun değil. 60'tan fazla demişken yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte popüler Metaverse coinlerini de bünyesinde barındırıyor. Bir Metaverse arsam var. Bizim oralarda aldım bir tane küçük. Rain'de çok güzel bir özellik var arkadaşlar. 7/24 müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz. İsterseniz web sitesinden, sosyal medya hesaplarından, isterseniz uygulamadan, e-postadan ve hatta canlı yardıma. Canlı yardım ne? Canlar mı çalışıyor bizim orada? Rain aynı zamanda global bağlamda da kripto varlık platformu olarak işlem görmektedir. Ne ya burada ama ben... Peki efendim. Ama kripto varlık anlattığım için bu şekilde durmalıyım Ceyda. Hayret bir şey ya. Tercih ederseniz aşağıda linkler var ya. Oradan girdiniz diyelim ki, üye oldunuz. Kullanım şartlarını yerine getirdiniz. 200 TL hediye veriyorlar Bitcoin. Evet. Türk lirasıyla işlem yapabiliyorsunuz bu arada. İşlem yapmak için biliyorsunuz hesap doğrulaması gerekiyor artık. Kısa hesap... oluyor burada değil mi? 24 saat. 24 saat içinde hesabınız hemen doğrulanıyor arkadaşlar. Bir de çok güzel bir özellik var arkadaşlar. O da takas işlemi. Kullanıcılar kripto varlık birimlerini birbirleriyle ücretsiz bir şekilde birkaç tıkta hemen takas yapabiliyorlar. Bence harika bir özellik. Linklerini koydum. Göz gezdirebilirsiniz. Zaten bence duymuşsunuzdur ve biliyorsunuzdur. Rain'e de teşekkür ederiz bize sponsor olup destek oldukları için ayrıca. Evet, çok teşekkürler. Ben gidiyorum, iyi olacağım. Gitmeyelim canım, buradayım. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Fırat'ın inanılmaz bir tiki var. Bunu anlatmazsam çatlarım. Ne yapıyor biliyor musunuz kendi kendine? Bakıyorum orada böyle gırp gırp hareketler yapıyor. Şöyle yapıyor mesela. Öyle yapmıyorum. Öyle yapsana değil. Böyle yapıyorum. Veya işte şöyle yapıyorum. Ne yapıyorsun dedim geçen gün. Meğer o gün aklında planlıyormuş. O günün şeyini yapıyormuş. Ya hayır, mesela işte uçaktaydık o arada. Dedim ki ineriz şimdi. Oradan şeye gideriz. Hop, tamam işte. Şöyle bir şeyler yapıyor. Arabayla bunu giderken oluyor genelde. Arabayla gidiyorum. Buradan gideceğiz. 200 kilometre. Tamam. Ecekti bu hareketi. Evet Ceyda'cığım, seni şöyle Behrampaşa... Behrampaşa Otel. Otel değil bu, Han'da. Otel yapmışlar. Kusura bakmazsanız gözlüğümü takıyorum sizlerin gözünde ama. Dönerler pişene kadar, köfteler olana kadar biraz şurada bir... Kahve içek. Şimdi benim 10'da bir küçük toplantım var, o yüzden bir yere de oturmamız gerek. İş kadını ya, toplantısı var. Business woman. Toplantı beklerken çek.
şerbet mi acaba bu? Üzüm suyu. Şerbettir ya. Ama niye şerbet olsun Türk kahvesinin yanında? Çok şekerli ama değişik bir Karadut şey. Karadut suyu mu da o? Bakayım. Hoşaf bu ya. Köst ekmeğinin güzelliğine bak. Şuna bakın. Bak lezzetlerin hepsini unutun Sivas'taki. Abi ne yaptın adamın tostuna? Yarısını ne yaptın yiyeceğim. Tostuna? Bak bak dışarı attı tostuna. Gördün mü? Onu da sen yardım. Boğaçanın arasında mı yapmışlar? Çok mantıklı. Köst ekmek gibi bir şey çok güzel. Ama sen şu an bunu yiyorsun ya. Seni götüreceğim 7 tane yer var. Nasıl yiyeceksin? Kenara koyuyorum. O zaman şimdi sen tostunu ye, toplantısını yapsın evet. Business woman. Ondan sonra şeyimizi yaparız, tamam mı? Arkadaşlar iş hayatında da bambaşka bir Ceyda'yım. Tabii. Araya lezzet dışı bir şey sıkıştırıyoruz ama savaş atları müzesine geldik. Çok güzel. Öylesine ama. Bir girelim dedik, böyle bir şey yok. Bayağı sağlam. Mükemmel müze yapmışlar. Görmeniz lazım diye çekelim dedik hemen. Çek yavrum, ne güzel. Bakar mısın? Ne güzel yapmışlar. Bu adamlar atları yetiştirip satıyorlarmış. Nişanelerine bakın şimdi. Hani atın tipini anlatan şey. Yürek akıtma. Görüyor musun? Fırat ya. Benim yürek akıtma. Benim de yürek akıtma. Tüyleri var. Ben kulacı oldum. Çok güzel kula. Ben bak. Doğrucuyum. Doğrucu bir insan olduğum için onu tercih ettim. Yağız da güzel ha. Yakışıklı. Yağız delikanlı derlerdi bana. Benim sevdiğim at cinsi. Videolarını acayip izliyorum. Girin bu atın videolarına bakın. Bak at hepimizden yakışıklı. Dalgalı saç benim için o. Su dalgası ya. Örmüşler açmışlar saçlarını bizim. Serden geçti bak. Nerede? Serden geçti. He. Nereden dedi ya serden geçti. At yarıştırıyoruz hadi bakalım. 3-4 yapalım hani. Tamam. Sen de başka bir şey yap. Tamam hazır 5-6 mısın? Benim. 3-2-1. Ha ben niye bıraktım? Al. Bir dakika burada bir sıkıntı var. Bir dakika bir sıkıntı var. Hayır. Aynısını yapacağız. O altın orada hızlı gidiyor. Ben inanılmaz hızlı bastım. İnanmıyorum Ceyda. Abi sen neden böylesin? Kaybettiğin kapıda. Tamam gel bir daha oynayalım. Geç bu tarafa. Tamam 2'yi alıyorum. Tamam. 2-3 mü? 3'ü alıyorum. Benim 5-6'yı alıyorsun değil mi? Evet. Senin boyun kısa anladım şimdi. Ben kazandım. Abi senin boyun kısa ben böyle yapıyorum. Boyu kısa jokeylerden biri olduğum için ben kazandım. Doğru. Çok mutlu oldum. Ben bayan veririm çünkü sen kazanıyorsun. Evde olsa oynarım. Ne olası ne? Aa tövbe. Allah ödüm koptu amca gerçek ya. Gerçek zannettin. Vallahi kalbime inecekti. Ay çok gerçek. Bir de gözüm çok uzağa iyi görmüyor şu an. Tamam benim için gerçek biri. Ceyda'cığım senlik yemek. Evet saman koymuşlar. Yalnız böyle bir at kokusu var farkında mısın? Sanki varmış gibi. Evet ya. Bayağı at kokuyor gerçekten. Evet. Saman koymuşlar ya samanla kokmaya başlamış işte burası. Yemeğe geçiyoruz arkadaşlar. Yeteri kadar atlarla ilgilendik. Sıra geldi en önemlisine. Köfte yemeye geldi. Bilmiyorum döner de en önemlisi olabilir ama Sivas köfteyi övdünüz çok. Bitiremediniz. Hocam köfte alacağız. Nereye? Nereye gidiyorsun sen? Köfteleri çekeceğim. Ama ızgara ısınıyormuş galiba. Öyle bir şey dedi sanırım. Ha, daha çok erken çünkü. Bu saatte kim gelir köfte? Gips kola kilit. Saat 11'de köfte konuştun, mi yenir lan? Gips kola bakıyorsun bana. Öyle bir şey mi o? Gips kola kilit hiç oynamam mı? İlk diyen kazanır benim bildiğim. Neyi kazanıyor? Cipsi, kolayı ve kilidi. Bir tane de ev alıyorsun. Cipsi alıyorsun, kola alıyorsun, bir de ev alıyorsun. Kirli Ahmet'in yerine geldik Kirli ama kirli Ahmet'te değil tabii. Kirli Ahmet'te romantik anlar. Bunlar klasik. Bunlar önemli değil şu an. Şu an köfte önemli bizim için. Şunu merak ettim ama bak farkındaysan bu ezme değil. Bu saf domates. Köftenin sırrını öğrendim. Neymiş? Söylemedi ya gelirsiniz yaparım. Sen mi yapacaksın? Evleniyorsun Temmuz'da. Sen yemek yapabiliyor musun? O bakışın sanki çok bize yemek çok getirmiş gibi böyle yaptı. Sen yemek yapıyor musun? Sor bana. Sen yemek yapabiliyor musun? Utku da sözde evde böyle yemek kitapları gidiyor böyle. Utku'ya diz. Utku'da böyle böyle yemek kitapları. İşte gidiyor bana 2000 liralık tava atıyor. Of diyor şunu görüyor musun diyor. Bana atıyor bana. Ne diyorsun Utku diyorum. Tava işte diyorum. Sen anlayamazsın diyor. Sanırsın şef. İçeride bir Fransız Michelin yıldızlı şef var. Ne yaptı diye sorun bu zamana kadar. Bir lokma şöyle bir kurabiye yedirmiştir belki. Aa güzeldi. Bisküvit yaptı bir kere. Öyle de antin kuntin şeyler yapıyor. Öyle efendim çikolatalı kek falan yapmaz. Ne bileyim bir baklava yapmaz yani anladın mı? Bisküvit yapar. Bir kere spangile yedirdi. Aa bisküvi inanılmaz da geçen de brownie yok. Islak. Ben bir dahaki videoyu onunla yapacağım. Çikolata. Bir izleyin nasıl yemek yaptım. Geçenlerde doğum günüydü bu arada. Tavacı mamacı bir yer buldum. Oradan hediye çek aldım istediğini alsın diye. Ama içeride ne var? Tava tencere. Evet geliyor aha. Mu? Geldi. Çok güzel kokuyor. Ben bir kola alayım ya.
Ben köftenin iyisini çok yedim. Köfteden anlayan biri varsa bu da benim, bunu biliyorsunuz. Abi et yemiyor, neyin köftesi? Et yemem ama köfte başka bir şey. Köfte et değildir. Bunu yapamazsın evde çünkü bu et, bu başka bir et bu. Gerçekten çok iyi. Ekmek yok ki içinde. Hiçbir şey yokmuş. Sadece tuz ve kıyma varmış. Direkt etin tadını alıyorsun ama et kalitesi olmaz. Dediğiniz kadar varmış. Çok iyiymiş. Gerçekten dediğiniz kadar varmış. Tabii biz şimdi burada yedik. Başka yerlerde nasıl bilmiyorum. Belki daha iyisi var, belki daha kötüsü var. Fark etmez, gayet iyi. Şu an bu muhteşem. Buraya gelseniz kesin yiyin. Ve bu tadına bak. Biftek bu ramen. Evet, onu diyecektim. Bifteğe benziyor ama köfte. Bu biftek gibi, evet. Biftek gibi bir köfte. Biftek gibi köfte. Gerçekten öyle. Bak kendi yorumunu yap. Bizim yorumlarımızı çalıp durma. Özgün bir yorum yap. Gerçekten güzel. Ooo, gerçekten ekledi ilk defa. Köfteye benzemiyor yani. Biftek yiyormuşsun gibi ama. Evet. Kıymadan biftek yiyormuşsun gibi. Ne yapıyorsun kız? Oğlum biz burada açlık kalacak mıyız? İnsan şunu. Orada iki köfte var. Nerede iki? Aa, İkisini, bir tane de burada var. Sen elleme kızım, adam yiyecek, yiyecek ya. Yiyecek, evet. Birini sen yediyordun. Yiyebilir miyim? Sen yiyecek misin? Söyleyelim mi bir tane daha? Yok, ben çünkü dönerciye gideceğim. Arkadaşlar, eğer bu böyleyse dönerde kafayı yiyeceğiz demektir. Yarım yarım. Don't you want? Bir yere yemeğe gitmeyecek olsak bir tane daha yerim ama. Net. Vallahi çok çekiyor. Yine sağlık, denildiğinden daha iyi. Ne kadar borcumuz? Benim misafirim. Yok. Vallahi hiç kabul etmiyoruz öyle bir şey. Abi. Allah aşkına. Porsiyonu 60 lira. Ben şimdi sana 60 liralık tip bırakacağım. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı günler. Şimdi Sivas Sütlüsü yemeğe gidiyoruz. Bakalım. Şurada dedi, fırın var dedi. Fırın demedi, pastane dedi. Pastane dedi. Çorba da ünlü burada da çorba yemiyor. Çünkü çorbalar kelle çorbası, paça çorbası içmeyecek. Ziyan edecek biliyor musun? Bunların hepsi el yapımı, hepsi farklı ama. Şöyle Sivas'ı kangraba alıyorum. Tamam. Ben bundan alacağım bir tane. Ay ay. Kırdın mı? Kırdım. Onu alayım ben, alayım. Çok özür dilerim. Tamam ya, sen de her saniyemiz çekiyor. Oğlum Sivas'ın en ünlü şeyi kangalı. Evet. Tüm dünya bunu kullanıyor. Dünya diyorum bak. Geçen bir belgesel izledim. Bu gerçek. Kenya'da Dünya Çita Koruma Vakfı var arkadaşlar. Ve adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Oradaki yerliler, çitalar, ineklerini işte efendime keçilerini yiyor diye kangal yetiştirmeye başlamışlar. Yerlilere, çiftçilere kangal veriyorlar bedavadan. Hani bakın bu sizin yerinizde çitalardan korur. Çitaları da vurmak zorunda kalmazsınız diye. Böyle bir program var abi. Müthiş bir şey bence. Düşünün yani bu köpek öyle bir köpek. Şimdi normalde biliyorsunuz gittiğimiz yerlerde etrafı çok çekmiyoruz yani yemek çektiğimiz için ama bunu çekmeden duramadık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu binanın güzelliğine bakın. Gök medresesi bak. İnanılmaz bir yapı ya. İçine girip çeksek mi, ne diyorsunuz? İzin veriyorlarsa. Kesinlikle girelim. Kesinlikle bu ne girelim. Abi? Türk Instagram esnaf pozum hazır. Çok güzelmiş burası ya. Mükemmel. Harika. Kapının önünde bir pilav etkinliği, bir şey etkinliği var. O yüzden giremedik. Bayağı kalabalık. Evet. Okullar kapatmışlar. Çocuklara gezdiriyorlar. Ben de çocuğum dedim ama dinlemediler. Ben zaten 3A sınıfından Cancık Ceyda olduğum için sen giremezsin dediler. Bak eski konaklar vesaireler, taş evler de var. Müze vesaire gezmek istiyorsanız bayağı bir yer var yani Sivas'ta. Bu gördüğüm en iyi yapılardan biri ya. Geldik. Dönerin kokusu nereden geldi biliyor musun? Bütün sokak döner kokuyor. Sivas'ta hiç kimse dışarıda değil. Herkes dönercideymiş. Gerçi böyle. Bize dediler mis kebap da yiyin, oraya gidiyoruz. Bu işte kavgalar sürüyor. Orası diyor ki şurayı şurada yiyin, burası diyor burada yiyin. Abi dönerin iyisini yemeyeli çok oldu biliyor musun? İçeride bu kadar benden büyük döner var. İnanamadım. Oha. Bir porsiyon daha istesem. O kadar mı? Bir porsiyon daha istiyormuş galiba. Çocukken yediğimiz işte bu. Bak, iyi döner yedim diyenler var ya, onun gibi bir şey değil. Başka bir yemek o. Masalara vurmalık bir döner. O kadar diyorum. Başka bir yemek. Masaya vuracaksın bak, masaya. Allah Allah ya. O kadar iyi ki sinirlendim. Gerildim. Bir daha yemeyeceğim ki şu an çok gerildim. Bakın benim gibi et az yiyen bir insan böyle şeyler söylüyorsa beni dikkate alın. Bunlar her şeyi seviyor. Yok yavrum, bu çok garip bir şey ya. Bir tane sandviç durum yapıyorum. Sandviç yiyecekmiş Cancık. Niye sandviç yiyorsun? Şunun tadına varsan oğlum böyle yiyip. Sevgili kardeşlerim, ciğerlerim. İnşallah yolunuz Sivas'a düşer ve inşallah köfteyi de bunu da yemek nasip olur. İnanılmaz lezzetli. Bakın inanılmaz diyorum. Gerginliğim hat safhada. Utku. Böyle et yiyince mağara adamına döndürüyor adam. İlkelleşiyorsun. Böyle bir şey yok ya. Yağlamışlar. Buna da döktürmüşler olayı. Aç bakayım bir ağzını. Güzel ama... Ama mı? Yani İstanbul'daki iyi dönerciler de... He? Oyna! Kötü demedik. Farklı yani. Aha! Farklı yani. Aha! Bak kız ilkelleşiyor oğlum. Öyle bir et yani. Bu Sivas'ın
Koyunlarıyla bir tanışalım mı ya? Bu nedir? Ben gidip ziyaret edeceğim. Vallahi koyun hayvanın büyük başını küçük başını ziyaret edeyim. Ne yapayım? Pangalın iyisi burada olduğu için hayvanlar daha mı kendini güvende hissedip daha mı güzel lezzete kavuşuyor acaba? Oryan bir kangalımız var. Acaba olabilir mi acaba? Lütfen vermeyesek. Peki biliyorum tatlı çekememiş olmamızın. Yavrum o tatlıyı sorduk bu arada. O tatlı. Herhalde çok eski kültürel bir tatlıydı. Evde daha yapılıyormuş. Biri evde yapıyor. Hani yok mu bize evine bir tatlı yapıp şey çağırmadığınız için? Ben kendimi kaybettim. Ben de. Kapat hadi sen nasıl olmadan ver. Ettik mi ki? Mi yoksa bir tane daha döner mi? Bir tane daha mı döner yesek beraber? Kabul ediyorum abi. En iyi döner Sivas'tayım şu anda yediğime göre. Döner kime ait ya? Buraya ait benim için artık. Bence de buraya ait. Şimdi etli ekmek, etli ekmek dediniz. Etli ekmek Konya'nındır. Bu konuda en fikiriz. Öyle biliyoruz biz. Etli ekmeğin olayı nedir? Ekmeğidir bence. Hayır etidir. Et burada güzel olduğu için etli ekmek güzel çıkabilir. Ekmeği farklıymış burada zaten. Öyle dediler. Bakacağız. Öyle. Değerlendireceğiz. Her ne kadar bu işin uzmanı olmasak da. İki porsiyon döner, bir tane böyle uzun ekmek, bir 145. Bir de soda, 145. Hadi gidiyoruz. Hadi kalkalım. Sizi daha ne şehirlere, Türkiye'nin ne güzelliklerine götüreceğim. Yurdumun ne güzel yemekleri var lan. Şimdi değişik bir yere gidiyoruz. Rahatlatmaya götürüyorum sizi. Relaxing mode. Yine Ceyda'nın mekanına gidiyoruz. Hem de çifte double Ceyda mekanı. Bakalım neymiş. Aa. Hiç haberim yok öyle. Çerkez'in kahvesine geldik. Aa, Memleketli'ne. Benim kahvem. Dün otelde içtiğim kahve bile çok güzeldi bu arada. Burada yani genelde şey dışında kendi sevdiğim kahveyi bulamayınca üzülüyordum ama burası bayağı... Kendi kavuruyordur güzeldi. Kendileri kuru kahve çünkü. Güzel. Bak bakayım nasıl. Tam mı ya? Şey de. Abi de ben kazanları çekeceğim de. Benim ablam da Abaz de, akraba de. Utanma. Utanma. Utanıyorsun sen çekim yapmaksa. Evet. Ben utangaç bir insanım zaten. O yüzden seninle çalışıyorum. Sen utanma ki beni utangaçlı bir şey yapıştı. Kahve uzmanı sensin. Ben zaten anlamıyorum bu işten. Yalnız telvesi var ya böyle. Şekerli mi bu? Orta mı acaba? Ben bakayım bir. Bu ortaymış. O sade diyorum. Diyor ki şekerli mi bu diyor. Şekerli mi diyor. Yalnız güzel. Orta içmeme rağmen. Çok telveli ya. Çok telveli oldu şimdi. Ben çok telveli içiyorum ama. Bize böyle gelseniz kahve yapsam bu kadar telve durur içinde. Ben telve kumlu geliyor bana. Bu da bir tık daha fazla. Tam fal bakmalık değil mi? Çok güzel. Ha, güzel kahveymiş lan. Kahve çok iyi. Telvenin altına ulaştığım zaman o lezzete ulaştım. Hafif de yapıyorsun altına gidiyor. Lokum da çok güzel bu arada. Bayağı güzel lokum. Sakız gibi lokum. Lokum hani öylesine gelir yersiniz ya bu gerçekten güzel. Herkes kahvelerini içse hep ekmeği fırlıyoruz. Hadi bakalım. Ne oldu? Ağzına muhteşem bir tat kaldı değil mi? Limonuz çok güzelmiş. Bir şey mi oldu? Bak bu bizi gizli kamera gibi takip ediyor. Nereden gelebildi? Bu ne? Bu ne? Bunu hemen bir kere de söyleyeyim bana. Ne bu? Arı şeyi işte. Bravo. İyi biliyormuşsunuz. Kasa balı o işte. Ben soyadım. Doğru. Kasadan bal. Türlü kayboluyorum ha. Türlü kayboluyorsun. He. Biz buraya daha önce geldik. Etli pide buradaymış. Sen ha, niye söylemiyorsun mı? Oğlum? Arkadan geliyorsun bize. He burası. Merhaba. 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 Etli ekmekleri de sizi çok yazdınız. Mücahit etli ekmeğe geldim. Bakalım. Ben Konya'da yemedim. Şimdi karşılaştıramayacağım. Siz karşılaştırın desem o da olmayacak. Şöyle bir durum var. Ben etli ekmeği İstanbul'da yedim. Sevmem. Pideyi tercih ederim onun yerine. Ama işte İstanbul'da yediğim etli ekmek midir onu bilmem. Etin ekmek var. Sen seversin ki onu. Ekmeğini sever. Abi bak pideyi düşün. Daha incesini ama çok incesini düşün. Böyle pide full et ya. Az serpiştirilmiş et düşün. Anladın mı? Ya benim yediğim İstanbul etli ekmeği. Ama fotoğraflarda aynı hepsi. Ben bir göreceğim. Tadına bakacağım. Ben yine yalan yok. Öyle değil ya. O kendi kendime yaparken oluyor. Böyle duruyorum. Böyle benim böyle aptalca şeyler yapmadan seviniyor. Niye acaba? Seni kendime yakın buluyorum o zaman. Sen aptal değilsin. Sen çok zeki bir kadınsın. Aptal hareketlerim var. O var. O kesin var. Mesela Yunus. Zeki hareketleri olan bir aptal oluyor. Anladın mı? Tersi. Daha tehlikeli. Ben aptal hareketli olan bir aptalım. Benim içim dışım bir arkadaşlar. Hiç sen sıkıntı mi? Yok. Evet. Sırf övelim diye zekasını burada. Yok, ben aptal hareketli olan bir aptal mı diyorum? Niye övüyorsun? Yok, değil. Olur. Sen var ya çok akıllı, çok zeki. Yalan konuşmayın. Değilim. Alakam yok. Bak incecik görüyor musun? Yemin ederim hiç böyle bir şey beklemiyordum. İnanılmaz lezzetli. Bu benim yediğim etli ekmek değilmiş ya. Ya Konya'da daha iyisi? Evde kendi lahmacunu yaptırırsın ya verirsin fırına. O tatlı bence. Öyle güzel. Şaşırdım yani kusura bakmayın Konyalılar hemen triggerlanacaksınız ama Sivas da gayet iyi yapıyor. Orada yersek orada da beğenir. Güzel şimdi şey yalan mı söyleyeyim? Bitirmeli de bir çekeyim. Ha? Ha? Çek. Liseye çıktı yani şu an şuralarda bak.
Ekmeği ağzına attığın an üzerine ne yağ sürmüşlerse bilmiyorum. Parlıyor zaten. İnanılmaz bir lezzet patlıyor bak ağzına attığın an. Yalansa doğru de. Bir dakika beğenmedi galiba. Beğendi. Bu Karadeniz pidesi falan mı çekecek? Yok. Karadeniz pidesi ayrı. Oo, çok severim. Bir tatlısını göremedik yalnız ha böyle bir tatlı bir şey. Şimdi Sivas'ın en tatlısına gidiyoruz. Aklınız çıkacak. Haydi. Hemen söyleyeyim kendine. 30 liraymış lan. Bir kişi çok rahat doyar bundan. Size tatlı tatlı dedim, getirdim işte ya, buyurun. Buranın en tatlısı. Tatlı. Bak tatlıya. Burası üniversitenin Kangal Araştırma Bölümü. Veterinerlik Fakültesi'nin hemen yanındayız hayvan hastanesinin. Daha tatlı bir şey olamaz. Bak bir Aksaray Malaklısı'nın yavrusu inanılmaz tatlı oluyor. İki bunlar. Aa inşallah sevebileceğiz ya. Lütfen ya. Canım. Evet seni seviyorum. Oha dişini gösterdi bir de böyle. Şöyle yaptı bak, öyle de bir dişim var. Üretim çiftlikleri ta 2 saat uzaklıktaymış lan, gidemiyoruz. Orada vardır kesin, getirirler. Türkiye şampiyonumuz Ares'i getirin. Pablo gelsin. Abi bu da kontrbas. Bu bayağı büyük. Ceyda Hanım şöyle üzerine çıksın. Fotoğrafları var biliyorsun. Klasik. Üretim çiftliklerinin klasiğidir bu. O yüzden oraya gitmedim dedim. Üniversitenin gelelim. Şuna bir bakar mısın şuna? Şuna bak ablası. Ne arkadaşlar, sen ne yapıyorsun? Bak, görüyor musun? Bu ileride dev gibi bir Sivas Kangal olacak. Patilere bak. Bakışa bak. Sivas'a gelip kangal çekmeyeceğim düşündünüz ama çekeceğim tabii ki de. Ay bak. Bir tane daha geliyor bak. Pişe bak. 40 günlükmüş ve Şila'dan ağır. Çok tatlılar maşallah. Çıldıracağım. Bunlar şanslı tabii. Çünkü diplerinde kendilerine hastaneleri bile var yani. Hadi bize gidiyoruz. Kendileri size diyor. Selam diyor. Sivas'ta memleketimize bekleriz diyor. Ve memleketlerine bekliyorlar efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ne yapıyor?